Merhaba sevgili Web Tekno takipçileri. Yepyeni bir 2 dakikalı teknoloji bölümüne hoş geldiniz. Bugünkü konuğumuz dedikoduları kazanı fokur fokur kaynatan Galaxy S8. Şimdi S5 çıktığında Mart 2014'tü. S6 çıktığında Mart 2015'ti. S7 çıktığında da Mart 2016'ydı. S8 muhtemelen Mart 2017'de veya Mart'ın sonlarına doğru bizimle birlikte olacaktır. Şimdi dilerseniz biraz cihazın teknik özelliklerine geçelim. Ön kamera 8 veya 9 megapiksel olacak. Arka kamera ise 13 veya 16 megapiksel arasında bir değer taşıyacaktır. Samsung'un çok uzunca bir süredir Exynos işlemcilere yatırım yaptığını biliyoruz. Yani bu alanda çalışmalar devam ediyor. Mesela Galaxy S7 14 nanometre. S8'in 10 nanometre olacağına dair böyle bir ayrıntı bilgimiz var. Peki bu ne işe yarayacak? Eğer cihaz 10 nanometre işlemciye sahip olursa daha az ısınacaktır. S7'nin RAM'ine baktığımızda RAM 4 GB. Muhtemelen S8'de 6 GB gibi bir sürpriz bizi karşılayabilir. Çünkü Note 6'da 6 GB var. Muhtemelen S8'de de RAM 6 GB olacak. Cihazın hafızası ise artık Samsung'la neredeyse standartlaşmış olan 64 ve 128 GB seçenekleriyle piyasaya sunulacaktır. Şimdi tasarım kısmına geldik. Buraya hemen bir küçük bir not ekleyeceğim. Ben arkadaşlar, tasarım Samsung ve Apple'ın ciddi rekabet ettiği alanlardan bir tanesi. Söylentiler şu yönde: Samsung'un bildiğimiz o kavisli ekranı S8'lerde çift taraflı olabilir diye bir duyum aldık. Ve ekran ise 4096x2160 çözünürlükte 5.2 inç ve 4K olacağına neredeyse kesin bakıyoruz. Şimdi telefonda beklenen en ciddi özelliğe geldi sıra arkadaşlar. Yayınlanan konsept fotoğraflarından gördüğümüz üzere bu cihazın arkasında dahili bir projeksiyon cihazı olacak. Yani dilediğimiz her yere böyle görüntüyü verebileceğiz gibi görünüyor. Son olarak arkadaşlar, ikinci en çok beklenen özellik güvenlik anlamında geliyor. Bu da göz taraması. Eğer Samsung S8'in içerisinde göz taramasını yerleştirirse böyle cihaz gözünüzü taradığı anda açılabilir veya farklı özellikleri devreye sokabilir. Şimdi arkadaşlar, benim sizlerle tartışmak istediğim bir konu var. Sadece tasarımı baz alırsak siz Samsung'u mu tercih ederdiniz, Apple'ı mı tercih ederdiniz? Unutmayın, tek kriter tasarım. Böylece videomuzun sonuna gelmiş olduk. Sizlere vermiş olduğumuz 2 dakika sözünü tutabilmek için hızlıca buradan kaçıyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hemen yan tarafında bulunan videoya tıklayarak hem ünlüleri hem de güncel haberleri takip edebileceğiniz nabız uygulaması tanıtım videomuza ulaşabilirsiniz. Ayrıca alt tarafta bulunan abone ol butonuna tıklarsanız kanalımıza abone olursunuz.